Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni açıklanan Sabancı Holding'in bilançosunun temel analizini ve aynı zamanda grafik üzerine teknik analizini birlikte yapacağız dostlar. Sabancı Holding birçoğunuzun yorumlarda yazdığı, hatta Twitter'da mention olarak ve mesaj olarak ilettiğiniz için öne aldık. Bakalım dedik. İyi de bir bilanço gelmiş. Aynı zamanda grafik üstünde teknik analizi de yapacağız. Analize geçmeden önce arkadaşlar sizler için açıklamalar kısmında güzel bir uygulamanın linkini bırakıyorum. Midas Yatırım'ın linkini. Midas Yatırım'ın linkini arkadaşlar tıklayıp indirdiğinizde örnek veriyorum Sabancı Holding'in hisse senedinin hedef fiyatlarını görebilirsiniz veya model portföyleri görebilirsiniz. Temettü hisselerini görebilirsiniz. Bunların hepsini bedava bir şekilde görebiliyorken piyasadaki en düşük komisyonlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle Mart ayındaki komisyon gelirlerini malum 6 Şubat'taki deprem olan bölgeye bağışlayacaklarını ilettiler. Yani aynı zamanda Midas'ı indirerek de o tarafa da destek olmuş olursunuz. Haydi gelin başlayalım. Evet, Sabancı Holding Sahol'e baktığımız vakit değerli arkadaşlar betası 1.07'ymiş. Şu an 1.20 olarak karşımızda. Biraz daha oynaklığı BIST'e göre artmış. BIST'e göre daha çok hareket ediyor. Cari oran 0.77'den 0.80'e çıkmış. Bunun 1'in üstünde olmasını isteriz. Bir iyileşme var ama 1'in üstünde olması bir daha iyi, daha güzel olacağını düşünüyorum. Likit oran 0.74'den 0.77'ye çıkmış. Nakit oran 18'den 14'e doğru hafif düşmüş. Cebindeki nakitlerde biraz bir azalma var ama çok önemli mi? Değil. Hala ciddi manada nakiti var. Karlılık oranları tarafına şöyle bir bakalım. Ha, bir de maliyetten bahsedeyim. Pardon arkadaşlar. Bir de maliyet oranlarına bakarsak 1.66'dan 1'lere doğru maliyeti de indirgemiş. Güzel. Karlılık oranlarına baktığımızda esas faaliyet kar marjı 24'lerden 35'lere doğru çıkmış. Aktif karlılık yüzdesel bazda 1.82'den 4.2'ye çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 41'den 48'e çıkarken net kar marjı 13'lerden 18-19'lara gelmiş. Gayet başarılı gitmiş. Öz sermaye karlılığı %27'lerden %57'ye çıkmış. Güzel mi? Güzel gitmiş. İnelim aşağıya doğru. Şirketin borç durumu %87'lik bir borç görünüyormuş. Şu an %83-84 aralığında bir borç durumu var. Aktif devir hızına şöyle bir bakalım. 0.13'müş 0.23'e çıkmış. Başarılı mıdır? Başarılıdır. Aktiflerinde yenilenme hızını artırmış. Bilginiz olsun. Birazdan sektörüne göre holding sektöründe durumu nedir onlara bakacağız tek tek. Hisse başı kar 5.90'mış 21'lere çıkmış. Yani çok ciddi bir hisse başı karda bir artış söz konusu. Şöyle bir indiğimiz vakit daha başka bir şey söylemem gerek var mı? Göremedim. Şöyle satışlarına baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Satışlar düzenli şekilde artıyor. 234 milyarlara kadar gelmiş koskoca holding yani diyelim. Esas faaliyet karda doğru orantı şekilde artmış. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 8.84'den 6.35'e doğru geri çekilmiş. Buradaki geri çekilmeyi de beğeniriz, severiz, hoşumuza gider. Yabancı para pozisyonu şimdilik daha gelmemiş. Yabancı para pozisyonunda artıda olduğunu söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. Sabancı Holding'e bakarsak yatırımlarında %31'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. Bu da pozitif olacağını söyleyebiliriz. Borç durumu %87'lerden böyle aşağıya doğru gelmiş 83'lere kadar geri çekilmiş. Bulunduğu sektör holding sektörü FK'sı 5'miş Sabancı 2. 2 yıllık karına Sabancı Holding'i satın alıyorsunuz. Ucuz mu? Ucuz kalmış. Piyasa değeri defter değeri sektör 1.98 Sabancı 0.90 FDF Avök sektör 10 Sabancı 1.19 çok çok ucuz. Baktığım vakit arkadaşlar net satışları 88 milyarlardan 234 milyar TL'ye kadar gelmiş net satışları. Piotrowski F-Score 6'ymış, ortaymış, şu an 8 olmuş, iyi olmuş. Yani çok iyi, 9 çok iyi desek bu da çok iyiye yakın olacağını söyleyebiliriz. Değer yatırımı açısından Sabancı Holding ben buradayım demiş. Fastweb Mali Analiz Pro tarafı bu kadardı. Şimdi gelin bir de FinTables'dan bakalım.
Fintables'ta baktığımız vakit net dönem karını yaklaşık 2,6 kat artırmış arkadaşlar. 12 milyarmış, 43 milyar TL'ye çıkartmış net dönem karını. Satışlarda 1,2 kat artıyorken kar 2,6 kat artmış. Başarı burada zaten. PEG oranına bakalım, 0,01 olarak karşımızda. Bulunduğu çarpanlar çok çok ucuz demiştik. PEG oranı da yani ciddi manada büyüme potansiyeli sunuyor. Başarılı. Karlılığa bakarsak 6'da 6 büyüme, 6'da 6 borçluluk, 6'da 2 olarak gelmiş arkadaşlar. Yani karlılık ve büyüme güzel. Borçluluk tarafında düzelttiği vakit ne ala desek iyidir. Yabancı takas analizine bakarsak Eylül, Ekim, Kasım 3 ayda satıcılı geçmiş yabancılar. Aralık'ta almışlar, Ocak'ta ciddi satmışlar. Şubat ayında alıcılı olduklarını söyleyebiliriz. Yani direkt böyle net bir şey vermemiş ama yabancılar böyle baktınız ve kırmızılar daha fazla ellerinden çıkartıyor. Sabancı Holding'de geri alım tarafında burada destek olduğunu söyleyebiliriz. Yani hisseye destek olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl bilanço açıklamış? Yani güzel bilanço açıklamış. Süper bilanço da diyebiliriz. Yani hem çok ucuz, hem ciddi büyüme potansiyeli sunuyor, hem yatırımları artıyor. Kar marjları desek artmış, büyümesi desek artmış. Kötü denecek bir şey yok temel tarafta. Orta ve uzun vadede, kısa vadede geçerli arkadaşlar. Pozitif etkilerin devam edeceğini söyleyebiliriz. YTD diyerekten tekniğe bir geçelim. Evet, Sabancı Holding'e şöyle bir baktığımız vakit değerli arkadaşlar ne görüyoruz? Aynı Bisting grafiği gibi bir şey görüyoruz aslında. Piyasada Sabancı bilanço gelmeden önce şöyle bir dükü takip ediyordu piyasa. Ne zaman? Şu gün 27 Şubat günü bu düşen kırılımı kırmış, ardından patır kütür gidiyor. Şu an için önemli olan 46 seviyesi. 46 direnç önünde. 46'yı kırmasıyla neler olabilir? 46 aşağısı neresi? 36'lar bile var. Yani 55-56'ya kadar da hedefleyebilir Sabancı Holding tarafında hedeflenebilir. Bilginiz olsun. Önemli olan 46 ama bu 46'yı tek denemede kırabilecek mi? Bir bakalım, bir görelim. Zannetmiyorum diyeceğim ama bakacağız, göreceğiz. 46'yı tek denemede kırıp üstüne tutunursa 55-56'lar hedeflenebilir. Bilginiz olsun. Aşağıdaki destekler hakkında konuşmamız gerekirse ortalama desteklerine şöyle bir bakalım. 42,5, 41,5 ve ardından 40,5 seviyesi ortalama tarafında destek olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Özellikle Sahol tarafında takip etmemiz gereken destek seviyesi, şimdiki destek seviyesi 40,6 seviyesi. Yani 40-60'ın üstü pozitif, altı negatif arkadaşlar. Bilginiz olsun. Al sat tarafında bugün al vermiş Sabancı Holding. Bakın şurada al veriyor. Burada zamanında bir al vermiş. 19'lardan gitmiş 40'lara, 46'lara kadar. Şimdi de al verdi. Bakalım bundan sonra da yolu hayırlı uğurlu açık olsun diyelim Sabancı Holding fiyatlaması tarafına. Şurada şunu bir revize edelim izninizle. Yakın tarafa bir bakalım biz öncelikle. Yakın tarafta Fibonacci dirençlere bakarsak eğer değerli arkadaşlar, önde 45,6, işte 46 diyordu. 45,6 boyun seviyesi. Bu ikiz dipin bir boyun seviyesi. Üstte 48,5 olarak karşımızda kalıyor değerli dostlar. Şöyle bir de bakalım üst tarafta neler gelecek bizim bu tarafa. 56'da bakın burada geldi, görüyor musunuz? Biz zaten şu ikiz dipin hedefi 55-56 diyorduk. Fibo'da da göründü diyelim. Burada herhangi bir durum görüntü var mı? Şu an için osilatör tarafı da MACD tarafı da pozitif seyrine devam ediyor. Devam. Herhangi bir durum yok. 55-56'lar görünmüş. Yatırımcısının da hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.